Herkese merhaba. Bu videomuzda LPG'li olan araçlarımızın performansını nasıl biraz daha arttırabiliriz? Bundan bahsedeceğim. İyi seyirler. Bu işlemi kendiniz çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Elinizin altında olması gereken 4 tane şey var. Bunlardan birincisi metre ya da cetvel kullanabilirsiniz. Bunun yanında pense, kesme işlemi için bıçak ya da falçata ya da makas da kullanabilirsiniz ve bir adet kalem işlemleri yapmanızı sağlayacaktır. Bu işlem neden bu kadar önemli? Öncelikle kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Aracınıza bağlamış olduğunuz ya da bağlamayı düşündüğünüz LPG markası ne kadar önemliyse bu markanın tesisatının aracınıza doğru şekilde bağlanması da o kadar önem taşıyor. Eğer kaliteli bir marka seçtiyseniz ancak işçilik kötüyse LPG'den gerekli verimi elde edemezsiniz. Bir markaya kimisi çok iyi derken kimisi çok kötü diyebiliyor. Bu işlemin nedeni LPG sisteminin aracınıza doğru şekilde entegre edilememesinden kaynaklanıyor. Tabii burada tüm ustalarımızı zan altında bırakmıyorum. Yanlışlık olmasın. İşini doğru yapanları tenzih ediyorum. Şimdi bizim yapacağımız işlem şu. Benim kullanmış olduğum LPG markası Atiker. Atiker'in kendi kılavuzunda enjektörlerden emme manifolduna giden görmüş olduğunuz şu 4 adet borunun mümkün olduğunca kısa olması gerektiği yazıyor. Ben bunları videolarda da izledim, makalelerde de okudum. Yine kendi kılavuzunda da bu şekilde bir bilgi var. Gördüğünüz gibi benim bu borular oldukça uzun. Bu boruların uzun olması ya da kısa olması aracınızın gaz tepkisini artırır ya da azaltır. Bu borular ne kadar uzun olursa aracınızda gaza bastığınızda tepki süresi bir o kadar gecikecek, kısa olduğunda da bir o kadar düşecek ve hızlanmanız artacaktır. Yani çok uzun olmasa da çok kısa da değil maalesef. Bu da belki %5 belki %10 oranında gaz tepkisini değiştirecektir. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu boruları keserken enjektöre bağlayabileceğiniz kadar kısa olması gerekiyor. En dipten keserseniz o zaman enjektörlere bağlayamazsınız ve buradaki boruların hepsini tekrar değiştirmeniz gerekebilir. Burada 5 santim benim için ideal bir ölçü. Çünkü birbirlerinden ayrıldığından dolayı enjektöre bağlayamam. 5 santimetreden daha fazla kesersem sorunla karşılaşabilirim. Ben de buradaki boruları 5'er santimden kesmeyi düşünüyorum. Şimdi yapacağımız ilk işlem burada gördüğünüz 4 adet boruyu enjektörlerden çıkarmak olacak. Şimdi ilk yapmamız gereken penseyle şurada görmüş olduğunuz kelepçeleri çıkarmak olacak. Arkaya doğru itiyoruz. Şimdi hortumlarımızı tek tek yerinden çıkartıyoruz. Şunları biraz daha geriye alabilirsiniz. Çünkü keseceğimizden dolayı burada biraz yer kalması gerekiyor. Şu iki boruya baktığımızda boylarının eşit olmadığını görebilirsiniz. Bu aslında LPG'li araçlar için bir dezavantaj. Şu iki boruyu eşit olacak şekilde kesmemiz gerekiyor. Tabii diğer borularda. Şimdi bu hortumu 5 santimetreden işaretliyorum. Şunlar da 4'er santimden. Siz bunu kendi aracınızda bulunan hortum uzunluğuna göre yapmanız gerekiyor. Yani ben 4 santimden yaptım diye siz de 4 santimden yapmayın. Ölçün. Ölçümü yaptıktan sonra doğru işaretlemeyle kesebilirsiniz. Evet, şu iki borumuz hemen hemen aynı zaten. Evet, bunu 5 santimden, bunları 4'er santimden kesiyorum. Şimdi hemen şöyle bir ölçüm yapmalıyım. Her üçü de aynı şekilde birbirlerine yaklaşıyorlar. Evet, güzel bir şekilde yaklaştılar. Artık bunları kesebiliriz. Düzgün kesmeye dikkat edin. Evet. Şimdi kesme işlemimiz bitti. Artık yine sırasıyla yerine takabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde takılıyor. Evet, kesme ve tekrar enjektöre takma kısmı bitti. Artık kelepçelerimizi eski yerlerine getirebiliriz. Yine bu işlemi yaptıktan sonra ister köpükle ister bir LPG'ciye giderek buradan gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol ettirin. Ben bunları köpükle yapacağım. Siz de istediğiniz şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kısa ve öz oldu. Bundan sonra
gaz tepkimelerimiz artacaktır. Daha verimli bir performans elde edebiliriz. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.